Valla ben şunu söyleyeyim. Benzeri şeyler biz de yaşadık. Yani illa eşinizle olması şart değil. Ailenizle olabilir. Bu ilk zamanlarda çok daha fazlaydı. Şu son dönemde de belki arttı bunların örneği. Bir insan bir işi yapmayı istiyorsa etrafındaki kim olursa olsun eşi, çocuğu, annesi, babası ne yapar eder, razı eder. Burada da üslup. Biraz da emek ortaya koymak gerekiyor. Biraz da yani muhatapların böyle yani insanı okumak meselesi anlatılır ya, genellikle insan okuyamazsak canını okuruz hocam, benim esprisi. Yani muhatabınızı iyi okursanız şayet, nelerden hoşlanacağını bilirseniz, direkt alnının ortasından mesleği götürmezseniz, alıştır alıştıra dolaylı yoldan bir şekilde, ama işinizi de yaparsınız. Bir şekilde vazifenizi de yaparsınız. Muhatabınızı da ihmal etmezsiniz. Onu da ikna edersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Yani ben şöyle bir şey son yazılardan bir tanesinde onu ifade etmeye çalıştım. Gerçekten herkesin bir şekilde tokatladığı, hedef haline getirdiği, özellikle günümüz açısından söylüyorum, böyle bir abi bir ablalık meselesi, bir işi yük olarak omuzluğuna alma, taşıma, boyunduruğu bir şekilde kaldırma. Yani şu an yani şartlar açısından hiç istenilecek bir şey değil. Ama Cenab-ı Hak yani böyle bir dönemde böyle bir vazifeyle sizi muhatap ettiyse, ben diyorum ki Üstadın Bediüzzaman Hazretlerinin Hazreti Ali'ye söylediği gibi aynen. Böyle bir dönemde demek ki Hazreti Ali gibi bir insanın bu yükün altına girmesi lazım idi ki hilafeti onun o günlere kaldı. Ya bugünlerde bir şekilde hizmet olarak yani birileri bize şu işi yap diyecek, ben onu bahane edeceğim, bunu bahane edeceğim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu bulunmaz bir fırsat olarak görmek lazım ve burada ekstradan bir gayretle muhatabımızı da bir şekilde ikna etmek lazım. Ya şimdi bunu ehli dünya, birçok insan böyle bir hedef olmadığı halde yapıyor mu? Yapıyor yani. Bakıyorsunuz ailesinin ruhu duymadan ne fırıldaklar çeviriyor adam yani. Ne bileyim yani, veyahut da işte ortaklıkların içerisinde bakıyorsunuz, görüyor. Yani bunu şey manada söylemiyorum. Muhatabımızı aldatarak yapalım demiyorum. Ama biz bir şekilde yani zaman itibariyle Cenab-ı Hakk'ın bize takdir ettiği, bizim için takdir ettiği 24 saat aslında o kadar çok zengin ki, Üstad bunu malum sözlerde, küçük sözlerde ifade ediyor defaatle. Aslında biz zamanı iyi kullanamamaktan çok darbe yiyoruz. Bu manada yani zaman üzerine gittikçe genişleyen bir nimettir. Bastı zaman dediğimiz hadise odur. Ya bir şekilde bu iradeyi biz ortaya koyarsak Cenab-ı Hak aslında inayetiyle bizim zamanımızı genişletir. Ben burada bir hadisi sadece hocamız biz onu okurken %500 hizmetimizle irtibatlı bir hadis diyerek ifade etmişti. Peygamberlerden bir peygamber diyerek başladığı gazve meselesi söz konusu olduğunda işte etrafındakilerle istişare ettiğini ifade eden bir hadis var. İşte Riyazu Salihin olarak bilinen, herkesin elindeki kitapta da bu var malum. O hadise bu manada bakmak lazım. Yani güneş batmak üzere, ikindi namazını kılamamış, güneşe sesleniyor. Diyor ki ben vazifemi yaptım, sen de diyor Allah'ın kuluysan olduğun yerde kal. Efendimiz devreye giriyor, diyor ki güneş, peygamber diyor gitti namaza durdu, güneş de yerinde durdu. Peygamberin namazı bizim namazımız gibi değildir ki, böyle hani in, kalk böyle hani, peygamber hakkını veren bir insandır ibadetinde. Dolayısıyla bu şu demek aslında, yani duruşunuz keyfiyet itibariyle öyle olursa Allah zamanı size böyle müsahhar eder demek yani. Mekanı size böyle müsahhar eder demek. Dolayısıyla yani burada bunun 50 türlü yolu vardır. Yeter ki biz niyet itibariyle bu işi yapmaya teşne olalım. Ama niyetimiz o değilse bahane edeceğimiz çok şey vardır yani. Şimdi.